Koç, yazılara nasıl çalışmalı? Hocam nereden bileyim? Birçok arkadaşımdan Melike, Lütfiye, Mehmet, Elvan hepsi bize yorumlar atmış. Yazılı haftası nasıl çalışmalıyız? Artı bir lane Tonguç görsün demişler. Görebiliyor musun Tonguç? Gördüm hocam. Yazılı haftası nasıl çalışmalıyız hocam? Yazılı haftası nasıl çalışmalıyız? Hepsi benzer yorumlar atmış. Birincisi şunu bilmemiz lazım Tonguç. Düzenli çalışan ve düzensiz çalışan arasında çok ciddi bir farklılık var. Yani ikisi de çalışan, bak şöyle kapatayım, kapatamadım bir anda. İkisi de çalışıyor ama biri düzenli çalışıyor ve sonunda mutlu sona ulaşıyor. Düzensiz çalışan ise ister istemez ne kadar çalışsa bile istediği sonucu tam anlamıyla elde edemiyor. Birincisi asla son güne bırakma. Yazılı ne zaman perşembe, o zaman çarşamba gecesi çalışırım. Bu yanlış. Yazılı ne zaman pazartesi, pazar günü bakarım. Yazılı... Son güne bırakıyorum ben genellikle hocam. Bu telefon faturası değil ki son güne bırakasın. Elektrik faturası değil ki son güne bırakasın. Bunu mutlaka mutlaka önceden birkaç gün önce gayretli bir şekilde notlarını çıkarıp çalışman lazım. Dersi öğrenmeniz. Bu ne demek biliyor musun Tonguç? Dersi öğrenmek demek. Hocalar dersi anlatırken bazı yerleri vurgularlar. Bazı şeyleri bakın buraya dikkat edin derler. Bu şu demek. Bunu yazılıda soracağım. Yani sen esasında dersi dikkatli dinlesen ve dersteyken notlar alsan hocanın söylediği buraya dikkat edin, burası önemli dedi şeyleri sadece oralara not alsan bu birinci yazılı sorusu. Buraya dikkat edin ikinci yazılı sorusu. Bakın bu önemli üçüncü yazılı sorusu. Şimdi buraya dikkat edin arkadaşlar, buraya herkes dinlesin dördüncü yazılı sorusu. Esasında hoca soruları söylüyor sana. Sadece sen dersi dinlemediğin için, hocanın vurgu yaptığı yerleri bilmediğin için sonradan hepsine birden çalışıyorsun. Bunları nasıl öğreneceğim? Bir sürü konu var, nasıl bitireceğim hocam? Bu şekilde söylüyor. Aslında esasında hoca yazılıda soracağı şeyleri... Ben dersi dinlemiyorum, uyuyorum, genellikle evde çalışmaya çalışıyorum. Dersi ders öğrenmesi. Hoca hem kendisini dinlesin öğrenciler, beni saygıyla dinlesinler diye, hem Milletin Bakanlığı bunları kontrol ediyor ki biz size kazanımlar verdik, bunları çocuklara sorun diyor. Hoca da o kazanımların geldiği kısımlarda ses tonunu yükseltiyor. Arka taraf burayı dinle, arka taraf dikkatli dinle diyor. Bu şu demek, soru geliyor. İşte dolayısıyla dersi ders öğrenmelisin. Öğretmenini tanımalısın. Her öğretmenin yoğurt yiyişi farklıdır Tonguç'um. Vurguladığı yerleri mutlaka not almalısın. Mesela sizin diyelim ki diğer sınıflarda, bazı sınıflarda C sınıfın hocası ile B sınıfın hocası farklı olabilir. C sınıfın hocası biraz daha farklı tarzda sorabilir. Boşluk doldurma sorabilir. Başka bir hoca direkt paragraf üzerinden sorabilir. Ama benzer kazanımları sorarlar. Yani esasında eğer konun diyelim ki sıfatlar çıkacaksa sen sıfatları iyi bilmelisin. Ama sıfatları birisi metinden sorar, birisi boşluk doldurma sorar. Burada önemli olan senin öğretmenini tanıman. Öğretmenlerin bazısı geçmiş yıllarda sorduğu soruları da sorabilir. Dolayısıyla üst sınıflara gidip ya Berke abi, işte Ahmet abi, Merve abla bana yardım etsene, geçen sene hoca ne tarz sorular sordu diyebilirsin. Çalışma programını da hazırlamalısın Tonguç'um. Her derste mutlaka ayrı ayrı zaman ayırmalısın. Mesela diyelim ki pazartesi matematik yazılım var. O zaman cumartesi pazar kapalıyız. Salı günü Türkçe yazılım var. O zaman pazartesi günü dikkatli olmalısın. Hatta cumartesinden bakmalısın. Çarşamba günü fen yazılım. Çarşamba günü halanlara gidecektik. Tamam, halanlara gidebilirsin ama halanlarda fazla vakit kaybetmeyeceksin. Halanın elini öpüyorsun, duasını alıyorsun, hop geri eve dönüyorsun. Baban annene diyorsun. Peki hangi konulara çalışacağım ben hocam? Halanlara gittiğinde mi, halanlardan geldiğinde mi? Halanlardan geldiğimde. Halanlardan geldiğinde o günkü yazılıdan önce çalışman gerekenler var. Ve şu da önemli. Mesela çarşamba günü fen yazılım var. Sen salı günü sadece fen çalışırsan, ondan öncesinde de fen çalışmadıysan işi biraz zora sokabilirsin. Ama dediğim gibi eğer dersi dinlediysen, hocanın verdiği uyarıları önceden not aldıysan çok kısa bir süreli çalışmayla da süper bir başarıya ulaşabilirsin. Yazarak çalışmak konuyu pekiştirmene yardımcı olur Tonguç. Mesela sana bir şey söyleyeceğim. Sana biri bir telefon numarası söylediğinde sen onu telefonuna kaydettin, yazdın. Kafama yazıyorum hocam. Kafana yazdığında uçar gider ki. 0517 496 26 98 0517 496 26 98. Bak bir şeyler ama hemen aklıma geldi. Ama birazdan videonun sonunda sorsan biraz unutabilirsin. Ama şu anda not alsaydın ki bu telefon numarası uydurulmuş bir numara, buna dikkat et. Yani hemen not alsaydın daha yakında kalırdı. İnsan dinlediğini hatırlıyor. Unuttum hocam şimdi. 0517 idi. Ondan sonrası unuttum. Aynen bak. Yazmak dolayısıyla çok önemli bir şey. Hem yazdığın zaman da uçmamış gitmemiş oluyor. Bu önünde duruyor. Hatta bunları yazarken kısa kısa taktiler kullanaraktan daha fazla şeyden not alabilirsin. Ve en önemli kısma geliyoruz. Renkli kalemler, post-itler kullan. Bu neden biliyor musun Tonguç? Renkli kalemler senin öğrenmeni... Çalışma ihtiyacımı, iştahımı artırıyor. Aynen. Hocam. Çalışma iştahını, yani motivasyonunu artırıyor. Mesela diyelim denizlerle alakalı bir şey yazacaksın, böyle maviye boyamak veyahut da işte coğrafya dersi çalışmıyorsun da diyelim ki fen derse böyle mitokondri, işte ne bileyim fotosentez yeşili kullanman, matematik önemli uyarıları kırmızıyla göstermen senin derse ve notlara daha çok odaklanmanı sağlar ve böylece konuyu daha iyi öğrenebilirsin, daha da keyifli hale gelir. Yazılı günü son kez tekrar et. Sabahın erken saatleri verimi en yüksek olan saatler. Yani diyelim ki sınav diyelim ki ikinci saat. Genelde son saati koymazlar çocuklar yorgun yorgun sınava girmesin diye. Diyelim ki okulunda 9'da başlıyor. Saat 9.50'de sınavın var. Sabah kalktın 7'de veyahut da 8'de kalktın. Servise giderken son kez altını çizeyim. Buralar önemli. Buralara dikkat edin. Yerlere bak. Genellikle esasında
Hoca sana derste sesini yükseltti. Buralara dikkat edin, buralar önemli dedi. Sen onları not aldın. Sonra sınavdan önce bir kez daha altını çizdin, kırmızı uyarı yaptın. Sonra sınav sabahı da buralara dikkat edin, buralar önemli dediği yerleri bir kez daha tekrar ettiğinde süper bir başarı elde edersin. Sınav sabahı da şey önemli, sana böyle bazı tipler gelir. Ben hiç çalışmadım ya, aman hoca zaten çok... Hoca zaten kazıkçı, ben hiç geçemeyeceğim, ben aman, bıraktım çalışmayı. Aman boşver, bunlar da olmuyor gibi şeyler söyleyebilirler. Dolayısıyla o tarz insanlardan da uzak dur. Niye biliyor musun? O tarz insanlar sana bir şey katmaz. Onlar sana moral bozar. Hatta onların en önemli özelliği ne biliyor musun? Çalışmadım der, bütün gece kendisi çalışmıştır. Burada önemli. Ve aynı zamanda planlamak için de sana bak yazılar sonrasında... Hadi hocam. Burada senin için süper bir çalışma programının oluşturan, kaynaklarından ne güzel bir şekilde notlar almanı sağlayacak olan hem büyük sınavlarda hem de böyle işte yıllık girdiğin yazılarda, birinci yazılda, ikinci yazılda senin performans yazarken... Hangi sınıf için bu hocam? Bu tüm sınıflar için Tonguç'um. 6. sınıfta, 7. sınıfta, 8, 5, 4 fark etmez. Buradan da planlamanı yapabilirsin. Şimdiden yazılarına başarılar diyorum. Yazılık kampımıza başladı. Sakın unutma. Onu da vurgusunu yapalım. Senin için hepsini programladık. 1. dönem yazıları 5. sınıfta, 6. sınıfta, 7. sınıfta. Bunları zaten hem Instagram sayfamızdan hem de diğer kanallarından, kendi sınıfının kanalından takip edebilirsin. Hadi bakalım başarılar Tonguç.